28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçim zaferinin kasanmasının ardından aynı zamanda altılı masada da büyük hareketlilik yaşanıyor. Zira CHP'nin ardından sonra da şimdi İyi Parti'de de değişim sesleri yükseldi. Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem diye yola çıkıp güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli memlekete umut olarak sunulmuş oldu. Seçimlerden istediği sonucu alamayan İyi Parti'de iç hesaplaşma başladı. Meral Akşener'e muhalif bazı isimler partinin milletvekili seçimlerinde aldığı oyu yeterli bulmadı. Umut olarak kurulmuş bu masada ümitlerine puzu kurulmuş bir partiyiz. Seçimlerin ardından yapılan oyların korunması da bir başarı değerlendirmesi parti içindeki Akşener muhalifleri tarafından tepkiyle karşılandı. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur, hayırlara vesile olur. Adaylık sürecinde Kılıçdaroğlu yerine İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiğini söyleyen Akşener'e muhalif İyi Partililer partinin kurumsallaşamadığını ve Türk milliyetçilerini kapsayamadığını belirtti. PKK'ya katil diyemeyenlerin, hatta PKK'yı öğrenlerin, hatta PKK'nın kurucusunu Metü Sena edenlerin oyuyla ile pazarlık ettiği masada vatandaşlarını, oy verenlerini ayırıp bu problemli dili ve bu şantaj alanını kapatmak zorundayız. Tüm bunların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Parti içinde bazı muhaliflerin adaylık sürecinde istifa eden Yavuz Ağrelioğlu etrafında birleştiği öne sürüldü. Terörün gölgesinin düştüğü yerde devletin makamlarının örselenmesine razı değilim. İyi Parti'de 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek kurultayda Akşener'in karşısına bir adayın çıkabileceği öngörülüyor. Milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi Biz... daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz